Günaydın Haddini Aş Kulübü üyeleri ve henüz kulübümüzün üyesi olmayanlar. Normalde bu cumartesi günleri sadece kulüp üyelerine özel bir video. Fakat bugün genel topluluğu açmak istedim. Belki konu ilginizi çeker, siz de kulübümüze katılmak istersiniz diye. Cumartesi günleri piyasalara baktığım böyle bir video yayınlıyorum. Bununla ilgili bir WhatsApp kanalımız var. Orada sürekli yatırımlarla ilgili paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum ve piyasalarla ilgili. Aynı zamanda bazı pazar günleri bir yere gelip borsaları, gidişatı konuşuyoruz. Yatırım önerilerinde bulunuyoruz. Bu tip çalışmalar yapıyoruz. Eğer sizin ilginizi çekerse, ya bu Haddini Aş Kulübü'nde neymiş, ben de bir ilgilenmek istiyorum derseniz linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Haddini Aş Kulübü üyeleri biliyorlar ama bir kez yeni katılanların, bugün beni ilk defa dinleyenlerin de bilmesi için anlatmak istediğim bir genel stratejim var. Ben aşağı yukarı bir aydır Amerikan borsalarında sert bir yükseliş bekliyorum aslında. Bu sert yükselişin temel sebebi de Fed'in politikasındaki gevşeme olacak. Neden Fed politikada gevşecek? Çünkü Amerika'nın resesyona girdiği, yani ekonomisinin daraldığına dair işaretler gelecek ve Fed bundan dolayı politikasını gevşetecek. Benim böyle bir stratejim vardı ve bunun tarihte görülmemiş büyüklükte ve hızda bir yükselişe neden olacağını ama daha sonra da kaçınılmazın, yani gerçek resesyon oluşmasıyla bunun düşüşe geçeceğini öngörmüştüm. Bu öngörüm ilk başlarda bayağı doğru gitti. 2-3 hafta bundan çok iyi para kazandık. Amerikan borsaları şöyle bir gevşediler galiba. Resesyon geliyor, enflasyonda düşme var. Merkez Bankası gevşecek dediler. Sonra bir önceki hafta Powell çok sert bir açıklamada bulundu ve faiz artışlarının hem beklenenden yüksek hem beklenenden erken olacağını söyledi ve 2 hafta önce borsalar çöktü. Geçen cumartesi günü yaptığım yayında bu çöküşün bu haftaya da geçebileceğini, çünkü bazı tekniklerin kırıldığını ve iki borsanın küçük pazar, yani küçük hisseler pazarı olan Russell'ın ve Nasdaq'ın teknoloji pazarının ayı pazarına girdiğini, bunun bir süre daha trendini koruyacağını düşünmüştüm. Hakikaten de bu hafta o trendi korudu. Hatta galiba haftalık olarak Nasdaq en sert düşüşlerinden bir tanesini yaptı. %14 civarında düştü. Bu hafta ama S&P 500 ve daha da sağlam endeks olan Dow Jones'ta da çok sert düşüşler geldi. Onlar henüz ayı pazarına girmeden ama çok yaklaşmış durumdalar. Borsalar oldukça kötü gitti. Bugünkü videomda neler oluyor, neler bu kadar kötü gidiyor işler, bu geçen hafta neler oldu ve bundan sonra neler bekleyeceğiz ve ben yatırım stratejimi nasıl değiştiriyorum, bütün bunu anlatacağım. Umarım ki ilginizi çeker. Önce bir geçen hafta değerlendirmesini yapalım. Aslında hafta fena başlamadı. Çünkü salı günü gelen Google ve Microsoft raporları gayet iyiydi. Böyle bir küçülme, resesyon raporlarına benzemiyorlardı. Çarşamba günü Facebook'un raporu geldi. Facebook, yani bir önceki 3 ayın sonunda çok kötü bir rapor vermişti ve piyasa değeri çok sert düşmüştü. Bu gelen rapor işte fena değildi. O da piyasalara iyi geldi. Piyasalar bunu da olumlu karşıladılar. O gün aynı zamanda Amerika'da gayri safi milli hasılada küçülme olduğu haberleri geldi. %1,5'luk düşüş var. Oysa %1'lik büyüme bekliyorlar. Amerika öyle sık sık küçülen bir ekonomi değildir. Bu da piyasaları rahatlattı. Çünkü böyle bir küçülme kararı da gelince Amerikan Merkez Bankası'nın iyice sıkıştığını ve 3-4 Mayıs'ta gelecek hafta yeni faiz kararları açıklanacak, oraya fazla sert şeyler söyleyemeyeceği kanaati oluştu. Böylece Perşembe günü gün boyunca borsalar rekor hızla yükseldiler. %4'e yakın yükseldiler. Tam işler yoluna giriyor, ne güzel dedik. Akşamına kıyamet koptu. Perşembe akşamı kapanış sonrasında Amazon'un ve Apple'ın kar zarar raporları açıklandı. Apple müthiş bir rapor açıkladı. Bütün hedefler tutmuş durumda. Zaten Tim Cook CEO akıllı bir adam, böyle iyi hedefler veriyor. Doğru hedef veriyor, onu tutturuyor. Ama Tim Cook gelecekle ilgili şunu söyledi. Bizleri gelecek çeyrekte bu Çin'deki tedarik zorunlarından dolayı, biliyorsunuz orada Covid'den dolayı çok kapanmalar var. Bir 9 milyar dolar civarında bundan olumsuz etkileneceğimizi düşünüyoruz dedi. Piyasa bundan bir korktu. Acaba dediler talep düşmesi mi var? Ama esas kıyamet Amazon'un raporundan sonra oldu. Amazon ilk çeyrekte büyüyemediğini fazla ortaya koydu. Kârlarda çok ciddi erime var ama daha da önemlisi, Amazon normalde çeyrek başı %15 civarı büyüyen bir şirkettir. Gelecek çeyrekle ilgili büyüme hedefini %5'e indirdi. Ve bu da kıyametleri kopardı. Çünkü Amazon'un Amerika'da tüketicinin nabzını elinde en iyi tutan firma olduğuna inanılıyor. Amazon'daki bir düşmenin piyasaların genel olarak moralinin bozulduğu anlamına geliyor. Bundan dolayı kıyametler koptu, moraller bozuldu. Cuma günü o moral bozukluğuyla açtık piyasaları. İlk başı yine çok kötü değildi ama öğleden sonra acayip satışlar geldi. Ve Nasdaq'ta bu Covid'in ilk çıktığı zaman devre kesen düşüşler olmuştu Nasdaq'ta. Onlardan beri gördüğüm en sert düşüşü yaşadık. %4,17 negatif kapattı piyasayı. Böylece bir önceki günü bütün karlarını sildiği gibi hafta toplamında da Nasdaq'ın %14 civarında toplam bir düşmeyle haftayı kapatmasına neden oldu bu. Bütün bunlar içerisinde bir de bizim Haddini Aş Kulübü üyelerinin çoğunda Tesla hissesi var. Orada da biz bir lokal kriz yaşadık, öyle söyleyelim.
Tesla bütün bu borsa hareketlerinden bağımsız, hatta genel olarak zıt bir yönde hareket etti. İşte mesela Perşembe günkü o müthiş yükseliş sırasında Tesla düştü. Cuma günkü müthiş düşüş sırasında da Tesla yükseldi. Sonra o yükseliş tabii borsa geri aldı ama Perşembe ile aynı kapattı. O günün tek gri kalanabileni Tesla'ydı. Neden öyle oldu? Çünkü Tesla'nın kendi içindeki trajedisi Elon Musk'ın Twitter satın almak için hisse senedi almasıydı. O hisse senedi satmasıydı, affedersiniz. Hisse senedinin satmasının bittiğini duyuran bir tweet atınca da borsada Tesla kendi toparlamaya başladı Cuma, ama o gün borsa çok geçti, çok kötüydü. Tesla da kendini toparlayamadı ve Tesla da haftayı oldukça kötü bitirdi. Şimdi bütün bunları nasıl yorumlamak lazım? Valla bir kere gelecek hafta Fed'in hakikaten toplantısı var. FOMC toplantısı. Oradan Fed yeni faiz kararını açıklayacak. Ben bu daha evvel sözünü verdikleri 50 puandan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Onu duyuracaklar. Ondan vazgeçerlerse çünkü piyasa iyice diyecek ki Fed çok korktu. Onu yapmazlar. O 50 puanı açıklayacak. Ondan vazgeçmezler. Fakat geleceğe yönelik mesajlarında bir miktar şöyle bir yumuşama eklemeleri gerekiyor. Bakın, milli safi, gayri safi milli hasıla düşüyor. Resesyonla ilgili çok fazla işaret var. Bir yandan borsalara baktığımızda inanılmaz sert düşüşler var. Bazı şirketler geçen seneki en yüksek hallerinden %80-85 gerilemiş durumdalar ve artık bu hastalık küçük şirketlerde, şimdi büyüklere de saldırıyor. Yani bu hafta Tesla ciddi değer kaybetti, Apple ciddi değer kaybetti, işte Amazon değer kaybetti, Nvidia mikroçip şirketi, yıkılmaz firma diyorduk, acayip değerler kaybetti. Artık böyle büyük yıkılmaz kayalara doğru da gidiyor. Bundan dolayı biz biraz tedbir almayı yumuşatabiliriz. Biz piyasayı biraz daha dinlemek isteyebiliriz. Resesyona izin vermeden enflasyona mücadele etmek istiyoruz gibi bir duyuru geleceğini düşünüyorum. Bir yandan da bazı enflasyon rakamları zaten aşağı doğru kırılmaya başladı. Çünkü neden? Yani mesela petrol fiyatı neden bir yerden sonra yükselmiyor? Çünkü talep azalıyor. Talep kırıldıkça da işler düşüyor. İşte Türkiye'den bile bir örnek var. Dün televizyonu dinledim. Bayramlarda İstanbul'dan normalde günde 3-4 bin otobüs çıkarken 1500 otobüs çıkabilmiş. Neden? Petrol fiyatları aşırı yüksek. Amerika'da da petrol fiyatları yüksek. Her yerde yüksek ve tüketicinin bir yerden sonra artık enerjisi kırılıyor. Alışveriş kesiliyor. Alışverişin kesilmesi zaten enflasyonu durduruyor. Fakat kaynak kıtlığından dolayı işte tedarik zincirlerindeki kırılmalar, Rusya-Ukrayna savaşının gıdaya yarattığı etki gibi faktörlerden dolayı enflasyonun bir bölümü aşağı gidemiyor. Çünkü ürün hiç yok. Yani talep düşse de ürün yok. Ama bu Merkez Bankası'nın para politikasıyla çözebileceği bir konu değil. Yani parayı sıkılaştırdığınız zaman zaten kötü giden bir ekonomiye daha da sert bir darbe vurabilirsiniz. Bu nedenle ben gelecek hafta bu gevşeme haberinin geleceğini düşünüyorum. Gelecek haftayı çok önemli kılan başka bir mesele şu ekrandaki grafik. Bu ekrandaki grafik Nasdaq endeksindeki yükselişi, yıllara yayılan yükselişi gösteriyor. Ve grafikte çok enteresan bir detay var. Şuralarda görüyorsunuz, şu kırmızı noktalardan sonra ani yükselişler olmuş. Hep yükselmiş, 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 yükselmiş. Ne olmuş oralarda? Fed piyasaya para vermiş. Şu maviler Fed piyasaya para vermiş. Nasıl vermiş parayı? Bazen faizi gevşeterek vermiş. Bazen işte doğrudan doğruya bon alımıyla veriyorum demiş. En son 2020 Mart bu Covid'le beraber acayip para verdiler piyasaya. Çünkü 2020 Mart'ta piyasalar şu iki kırmızı mumu atıp bu iğneyle de şu kırmızı çizgiyi 40 haftalık hareketli ortalama virajı kırınca Fed paniği yaptı ve parayı bastı. Ondan sonra hep yükseldik zaten. Ve tarihi olarak baktığımızda bu kırmızı çizgiye Fed hep hassas davranmış ve Nasdaq bu kırmızı çizgiden hep yukarı doğru dönerek gelmiş. Tabii tarih tekrarlanacak mı diye bir şey garantili değil. Ama bugün baktığımızda ki şu anda Nasdaq şuralara gelmiş durumda. 12.300'de, yani bu kırmızı mumun da altındayız. Bu 12.300'den biraz daha aşağıya, herhalde burası 11.800 lira denk gelir. Orada onu kırarsa Fed'in müdahale etme ihtimali tarihe bak baktığımızda yüksek. Dediğim gibi ben böyle bir teknik analize süper inanan birisi değilim ama bu grafik de biraz fazla bağırıyor açıkçası. Bu grafiği de akıllı tutmakta fayda var. Ve tabii haksız çıkma ihtimalim de var. Bunu da ne yapacağım? Kendime şöyle basit bir strateji çizdim. 11.800'e kadar Nasdaq düşse bile durmaya devam, long olmaya devam. O düşüşlerin, o iğnenin bir yerlerinde, Fed'den bir yerlerde bir gevşeme gelmiyorsa, yani 3-4 Mayıs'tan bir haber alamıyorsak, o zaman longları kapatacağım. Çünkü ondan sonra tezim geçerliliğini kaybetmiş oluyor. Ve daha fazla aşağı doğru düşüşün de önü açılmış oluyor. Yani bakmayın, siz düştük diyoruz ama daha düşecek çok yer var. Unutmayın, borsa dediğiniz sonuçta insanların psikolojik kararlarıyla etkileniyor fiyatlar. Daha aşağı gidebilir her şey, çok daha kötü de olabilir. O yüzden orası benim stop losslarımın tamamı devreye gireceği yer olacak.
Tabii ben altı üstü basit bir kameradan sizlere seslenmeye çalışan basit bir ürünlüyüm. Söylediklerim yanlış çıkabilir. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi stratejilerimi oldukça samimiyetle paylaşmaya çalışıyorum. Ve o stratejim çerçevesinde diyorum ki gelecek hafta yaşamda kalma veya ölme haftası borsalar için. Ben yaşamda kalacaklarına inandığım için dünkü katliama rağmen satış yapmadım. Fakat bir önceki haftadan benim haddini aş kulübü üyelerim biliyorlar. Pozisyonlarımı çok sıkılaştırdım. Şu anda Tesla'da, Bitcoin'de ve Ethereum'da varım sadece. Birkaç tane de bu teknoloji hisselerinde bu sert düşüşlerde uzun vadeli call opsiyonları almış durumdayım. Facebook başta olmak üzere. Ama onun dışında ben de zaten kapalıyım pozisyonlarım. Nakitim yok, nakitte değilim maalesef. Keşke daha fazla nakit olsaydı. Bir yandan da çünkü inanılmaz düşüşler var borsalarda. Yani buna uzun vadede değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi gelecek hafta bu kırılma olursa ben de borsaya bir süre ara veririm. Daha fazla kimse sizi bozmak istemez. Beyni hakikaten yoruyor süreç. Evet, umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir sevgili Haddini Aş Kulübü üyeleri. Haddini Aş Kulübü üyesi olmayan arkadaşlar da yukarıya ve aşağı bıraktığım linklere bir gelin. Kulüpte bir tanışın, belki ilginizi çeker. Çok da bunun dışında kişisel gelişimle ilgili paylaşımlarımız var. Bedava e-rehberler var, bedava eğitimler var. Bütün eğitimlerden %50 ile indirime yararlanma hakkınız var. Bunlarda da belki ilgilenirsiniz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın.